Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump bəyanat edərək bildirib ki, Qüds İsrailin paytaxtıdır. O qeyd edib ki, yaxın zamanlarda Tel-Əvivdə olan Amerika səfirliyi Qüds şəhərinə köçürülür. Məsələ ilə bağlı İstanbul sakinləri arasında sorğu keçirərək onların buna münasibətini öyrənməyə çalışdı. Müslümanlarındır, müslümanların olaraq qalacaq. Yanlış düşünürüz yəni. İsrailin olamaz. Müslümanlar olaraq qalacaq. Bu Türkiyə ilə ABŞ, Türkiyə, İsrail münasibətlərini daha da soğutmaz ki bu hadisə? Tabii, bu olay devam edərsə, hər halde ilişkilər bozulur. Amma bu olmazsa ilişkilər düzələ bilir. Olmayacak bir şey ya. Olmayacak bir şey yani. Burası kültürlü bir yer. Yahudisi var, Hristiyanı var, Müslümanı var. İbadethane. Filistin'in başkentidir Kudüs. Amerika'nın düşüncesi yanlış. Bu problem yaratabilir mi Türkiye ile İsrail, Amerika arasında? Kıyamete kadar problem yaratır. Karabağ mutlaka Azerbaycan'da olacak. İleriki yıllarda, ileriki tarihlerde. Amerika her zaman bu emperyalist görüşlerini her yerde belirtiyor. Yani yapıyor da uyguluyor da Amerika'nın klasikleşmiş oyunu yani bir düzeni. Fazla yani diyecek bir şey yok, herkes biliyor bunu. Diyeceklerim bu kadar. Biz buna efendim çok kötü bakıyoruz çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. O münasebetle Amerika'nın bunu yapmış olduğu şey tam bir hainlik, nankörlük, insanlığa sığmayan, medeniyet değerlerine sığmayan bir hainlik işlemiştir. Onun için telin ediyoruz. Ve şiddetle telin ediyoruz. Amerika'nın yapmış olduğu şey. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabullenmiyoruz. Kudüs olarak kabullenmiyoruz. İsrail'in başkenti olarak kabullenmiyoruz. Ben karşıyım. Kudüs'ü Yahudiler ilerletir. Tamam, tabii Müslümanların da Doğu Kudüs'te payı var, hakkı var. Ama o ortak bir şekilde çözülebilecek bir mesele. Diyalogla çözülebilecek mesele. Ama Müslümanların eline geçmektense orayı Yahudilerin daha da yükseltebileceğini, ilerletebileceğini düşünüyorum. Yok öyle. Kudüs abi, Ermeninin de, evet. Müslümanın da, Arap'ın da, Türk'ün de, herkesindir Kudüs. Evet. Amerika'nın elçiliklerine ne ilgisi var? Yani o Kudüs, Amerika'nın elçilik yeri mi yokmuş? Herkes yani Kudüs'ü sahip çıkamaz kimse. İşte ben de onu diyorum. Herkesin vatandaş olan herkes gidip gelebilir. İyi, Suriye'de İsrail'in olsun. Üçüncü Dünya Savaşı olacak. Ha? Üçüncü Dünya Savaşı olacak. Evet. Üçüncü Dünya Savaşı olacak o zaman. Müslümanlar sen ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye. Gayrimüslimler birbirine girecekler. Başka çare yok dedi. Yani.